Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle OTG kablosuyla ne yapabileceğinizi göstereceğim. Evet arkadaşlar, bugün sizlere yanında, bu arada kameramanım Melih var. Onunla beraber size OTG kablosunu ne yapabileceğini anlatacağım. Buradaydı kablo. Evet, burada elimizde bir adet mouse'umuz var. Bir adet USB'miz var. Bir de PlayStation 3 kumandasıdır arkadaşlar. Bu ama özel bir kumanda yani. Işıklar falan var şöyle. Hatta da takınca gösteririm size. Neyse biz başlayalım. Kameraman Bey, eliniz dağılın. Parmak basmışım açısın. Bas, tamamdır. Şimdi de kalma OTG kaposunu. Şöyle alttan. Tamamdır, taktık. İlk önce mouse'tan başlayalım yoksa USB'den. Mouse'tan başlıyoruz. Şöyle takalım. Göster telefonu. Yaklaştır. Bakmasın diye. Gördüğünüz gibi mouse etkileşime geçti. Hatta şuradan döndürebiliyorum. Mouse'la böyle açtığım gibi. Şuradan oyunları falan görüyorsunuz. Bu kadar yani. Bununla yapabilecekleriniz sınırlı. Baseball falan girebilirsiniz. Bir dakika, şunu kapatamam. Tamam. Şunu bas, direkt kapansın. Neyse işte buradan YouTube'dan falan bir geri git. Buradan YouTube'a falan girelim. Burada gördüğünüz gibi görünmez oyuncu kanalı. Bu arada iki kanalda da paylaşacağız bu videoyu. Yaklaştır biraz daha odaklansın. 18 abone olmuşuz benim. Şurada mesela mouse'un scroll şeyini kullanarak aşağı yukarı gidebiliyorsunuz. Ya da direkt mouse'u basılı tutarak böyle çekebiliyorsunuz. Yani mouse'la yapabilecekleriniz bu kadar. Dilerseniz ben diğerlerine geçeyim. Şöyle çıkartayım bunu. Anlamadım. Arada bir böyle çıkıyor yerinden ama bir şey değil. Şimdi USB'yi tanıtalım. USB'ye gelince. Bu arada bu USB değil. Bu kumandanınki. Kumandayı kullanmak için bunu kullanıyorum. Bir dakika, bunun ucunu bulayım. Tamamdır. Şimdi USB'yi bağladık. Dosyalarıma girebilirim. Tamamdır. Şimdi buradan bir dakika. Evet arkadaşlar, dosyalarıma girdiğinizde gördüğünüz gibi şimdi şurada USB storage diyor. Benim içinde birkaç tane oyun var gördüğünüz gibi. Need for Speed falan. Şunun içinde oyunlar var daha. Böyle girip açabiliyorsunuz ama telefonda oynayamazsınız tabii ki de bu oyunları. Oynayabilmeniz için indirmeniz lazım. Bunlar zaten bilgisayar oyunu. Dur bakalım oynanır mı, deneyelim. Ha, açamazmış şimdi. Neyse şimdi USB ile de işimiz bitti. Kumandayı göstereyim. Çıkarayım şöyle. Şöyle koyalım. Kumandayı da şöyle kendi özel şeyi var, onu takacağım. Gördüğünüz gibi şuraya basıyorum. Kumanda bağlı. Hatta ışıklarını da göstereyim. Böyle ışıklar falan var. Renk değiştirebiliyor. Bir dakika, kapalı kalsın ki şarjı fazla gitmesin. Şimdi oyunumuza girelim. Diyelim Minecraft. Tabi Xbox'a göre ayarlanmıştır Minecraft'ın falan şeyleri. Kontrolleri. Mesela play tuşuna basacağınızda kareye basıyorsunuz, öyle giriyor. Mesela sol üstte şurada görüyorsunuz LB yazıyor. Şu tarafta görüyorsunuz RB yazıyor. Onlar hep Xbox'tan şey. Şimdi bir tane dünya açalım. Creative olsun. Şuradan gir. Bu arada şarj azalmış. Neyse. Şunu aç. X'e basınca da geri gidiyor. Ona göre ayarlarız biz. Açsın bir. Gördüğünüz gibi şöyle. L2 ile şey değişiyor. R2 ile değişiyor. L1'e basınca böyle envanter falan açılıyor. R1 zıpladı az önce. Yok. R1 zıplamıyor. Ne yapıyor belli değil. Kare zıplıyor. X ne yapıyor? X oturuyor falan böyle. Şunu basınca olmuyor galiba. Bu arada şu tuşu gördüğünüz gibi, buna bastığım anda oyun durdu. Şöyle devam ettireyim. Hangi tuşta iş yapalım böyle? Sağ tıkla böyle oluyor. Hı, alt okçukla şey atıyor. O tuş dediğin gibi üstü. Boş ver. Şimdi kırma tuşunu falan bulayım ben. En iyi.
Kırma tuşu falan daha eklenmemiş. Çünkü Xbox kumandası değil. Liste çık. Bakın kırma tuşu yok. Onu siz ayarlarsınız artık. Hatta göstereyim ben şuradan. Ben kendi telefonumda ayarladım. Şu an video çeken telefonda. Şurada mesela saldırı tuşunu PlayStation 3'tekine göre ayarladım. R2 yaptım. Tabi böyle yukarıya falan uçuyor. Şunu mesela yukarı çıkmayı X yaptım. Eşya bırakmayı yuvarlak yaptım. Tabi olmuyor bunda. Alt ok ayarlayayım onu. Tamam o tamam. Şimdi deneyelim. Bir şeyler kırabilir miyiz? Ben neyi ayarladıydım lan bunu? Saldırma tuşu ayarlanmamış. Hele daha bunlar şey. Neyse işte bu kadar. Siz bunları ayarlayabilirsiniz istediğiniz gibi arkadaşlar. Senin söyleyeceğim bir şey var mı? Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar görüşmek üzere.